Pes Mahallesi 369. sokak No. 2. Sayın Başkanım, ben Pes Mahalle Muhtarı Mehmet Çoban. 369. sokak No. 28. Yani bu Sayın Vali ya Sayın Kaymakamımız buna mutlaka bir sahip çıksın. Der, kanalizasyon patlamış. Arıyor, kimse gelmiyor. İlgili arkadaşlar, kimse gelmiyor. Ben şimdi bunu size dağıtıyorum. Yani gerçekten burada pislik. Pes Mahallemizde gece konuda yaşayan 384 No. 28'den 4 çocuk anası Garipşan Özdemir. Yaklaşık 2 haftadır iki tane engelli çocuğu var. Perişan durumdadır, zor durumdadır. Seslerimiz iyi ve değerli ve zengin insanlara geçsin. Bu bayana sahip çıkın. Ve hatta ailesine sesleniyorum. Yazıktır yani. Bu 4 tane çocuk anası, çocuklar okula gidiyor. 2 tane engelli okula gidiyor. 2 tane de normal okula gidiyor. Şu an büyükşehir misafirhanede kalıyor. Bizim kaymakamın talimatıyla şu an orada kalıyor. Şu an orada da talimat vermiş, demiş ki 10 gün bitmişse çıkacaksınız. Nereye gidecek bu bayan? Perişan durumda. Rica ediyorum bir muhtar olarak, bak, yetkili ve basınla aracıyla, iyi ki basın vardır. İyi ki Mücadele Gazetesi'miz vardır. İstiyorum ki sesimiz herkese gitsin. Bu muhtarı iyi dinleyin. İçimiz yanıyor. 4 tane çocuk. Yani bana ne yapacağını şaşırmış. Ben kendim çabalıyorum mahallemden. Kira 4 milyar 5 milyara kira yok. 10 milyar diyor, 10 milyar bir yıllık 10 milyar peşin verse 100 milyar yapıyor. Kimse de yardım çıkmıyor. Yani zengin bir insana sesleniyorum. Hayırsever bir insana seslendiriyorum. Ya cennet kapınıza gelmiş. Bu bayana sahip çıkın. Bir 30-40 milyar para yani bir kira vereceksiniz. Bağlarda olur, özür elverde olur, peyastan olur. Buna bir çare bulalım yani. Şu an evi su bas, içi dolu sudur. Yani kullanılmaz hale gelmiş. Eşyalar zaten kullanılmaz hale gelmiş. Yani hiçbir şey yok. Yatacak bir yer yok. Şu an misafirhanededir 12 gündür. Yani buna bir çare bulalım. Yani birlikte, yani hep birlikte. Mücadele Gazetemizin sayesinde de sesimiz bazı insanlara geçsinler. Bu gazeteyi okuduğun insanlar, yani duyarlı arkadaşlarımız mutlaka bize ulaşsınlar. Getirin, onları götüreyim. Bu bayanın yanına isterse onu hesapla atsın. İsterse bir kira peşin versin. Ne yapalım yani? Birlikte bir çare bulalım. Ablamızın talebi diyor ki çocuğun mesela özellikle PS'tan olsun ki 4 tane çocuğun PS okula gidiyor. 2 tane engelli gidiyor. 2 tane oraya gidiyor. Diyor ki bana bir kira, birisi bana sahip çıksın. Bir yıllık kiramı versin. Bir yıla kadar Allah büyüktür. Bakayım ne olacak? Kim beni, ailem götürecek beni? Ondan sonra devlet bize bakacak. Yani ne olacak ben bilmiyorum diyor. Benim şöyle yani ben hem gazetemize hem zengin hem Sayın Diyarbakır İl Valimize ve Sayın Kaymakamımıza sesleniyorum. Yani gerçekten yani belki sesimiz size yetmemiş, gelmişim. Her ikiniz de yardımcınıza söylemişim yani. Size bilgi vermiş vermemiş bilmiyorum. Bundan sonra da bu çaba kat sarf ediyorum. Rica ediyorum bu bayana sahip çıkın yani. Bu bayan gerçekten zor durumdadır. Evi kullanılmaz halindedir. Gece konduda yaşıyor. Peyaz 384 No. 28'den kalıyor. Bütün iş adamlarına da bir çağrım var. Ya gidiyorsun bir kahveti yapıyorsun 50 milyon veriyorsun ya. Bir kahveti ya. Bir sabah da çıkın, gelin bu bayanı arabanıza koyun, götürün bir eve koyun. Allah gerizi kabul etsin. Bitti gitti yani, nedir?